Restoran self-servis ekranı nasıl kullanılır? Bunun için restoran modülümüze geldiğimizde ekranlarımız içerisinde yer alan bir diğer ekranımız da self-servis ekranıdır. İlgili ekranımızı çalıştırdığımızda karşımıza menülerimiz ve satış sonrası yapılacak ürün detayları aşağıdaki tabloda gelmektedir. Örneğin burada menü grupları için bir önceki eğitim videomuzda menü grupları nasıl oluşturulur videosunu seyredebilirsiniz. Sonrasında burada herhangi bir ürünü dilersek menü grubundan seçerek ekleyebilir. Dilersek de ürün arama kısmında ürün adıyla veya ürün barkoduyla ürün araması sağlayarak ürünleri seçebilmekteyiz. Burada aynı zamanda miktar bölümü dokunmatik ekranlar için tasarlanmış olan numaratörle tıklayarak herhangi bir ürün daha seçtiğimizde adet olarak ilgili üründe karşımıza gelmektedir. Sol taraftaki tablomuz ise restoran satış ekranı için kullanılacak özelliklerdendir. Bu alan yine sistem parametresi ile kapatılabilmektedir. Tekrar devam ettiğimizde bu şekilde ürünlerimiz içerisindeki herhangi bir satırı silebilir veya artı veya eksi miktarlarda arttırma işlemi sağlayabilir. Tahsilat butonuna tıkladığımızda karşımıza gelecek ödeme planları dahilinde ilgili ödeme planını seçerek satış işlemini sağlarız.